Efendim şimdi Sultan Dağ, daha önceki programımızda da söyledik, kirazıyla gayet ünlü bir şehir. Ama bununla beraber de şimdi Sultan Dağ kirazını bu kadar önemli, özel yapan ne? Üreticimiz var, ona soracağım. Siz tanıyabilir misiniz? Ergin Çekiç, Afyon Yeşil Çiftlik Kiraz Üreticilerinden emekliyim. Halen devam ediyorum bu işe fakat aşırı derecede sıkıntılarımız var. Neyden dolayı? Pandemiden dolayı, don olayından dolayı aşırı derecede sıkıntılıyız. Yani para yetmedi. Yani bir beklediğimiz parayı bulamadık yani. 10-15 lira civarında biz bekliyorduk üretici olarak. Hatta biz bu senenin başında programımızı yaparken kirazın 10 liradan 15 liradan yani, gittiğini söylemiştik. Yani daha önceki yıllar 10 liranın üzerindeydi. Bu yıl işte kapanırken Regina kirazı şu anda 11-12 lira. Ama Regina kirazı daha biz buraya yeni girdi. Daha üreticiler yeni yer üretmeye başladılar. 900'den sonra geliyor. Günü uzatıyoruz. Fakat şu anda hava sıcaklığından dolayı vişneye başladık. Yani sıkıntımız aşırı derecede vişne üretimi var. Aşırı derecede vişne üretimi var. Fakat bu sefer ağaçlar kırılıyor. Yani fazla gübre şey veremiyoruz. Çünkü verirsek ağaçları kaybedecek. Çok aşırı derecede verim var. Kalite yok. Suluk. O da ucuz gidiyor. Piyasaya veremiyoruz. Sezonu kirazda nasıl kapattınız? Sezon yani beklediğimizin çok altında. Yani piyasa olarak biz 14-15 bin lira bekliyorduk. Bir de don olayı girdi. Pandemi var. Duman olduk. Duman yani. Şöyle söyleyeyim. Ne olması lazım? Devletin burada biraz üreticiye borçlarından destek olması lazım. Faizini vermesi lazım. Banka faizini ödemesi gerekiyor devletin. Eğer ödemiyorsa battık. Öder mi? Bekliyoruz. Bekliyoruz yani. Gerçekten bekliyoruz. Çok aşırı sıkıntımız var. Felaket. Bankalara para yetiştiremiyoruz yani. Tüm buradaki üreticilerin sıkıntısı aynı mı? Aynı. Şimdi birbirimizden hiç farkımız yok. Fakat aşırı derecede borçluyuz. Bankalar atıyorum erteleme yapacaksın 10 bin lira getir, 5 bin lira getir. Param olsa zaten ben ertelemeye girmem. Faize girmem. Bu kadar sert. Yani bu kadar sert şeyle karşı karşıyayız. Durum daha şu anda nasıl söyleyeyim? Yemin ediyorum borçların daha dörtte birini ödeyemedim. Dörtte birini ödeyemedim. Sezon bitiyor. Kimden yardım bekleyeyim ben? Kimden bekleyeyim? Devlet yardımcı olmayacaksa ben ne yapayım? Yani git Avrupa ülkelerine, üretici birinci sıradadır. Çiftçi üreticisi birinci sıradadır. Ama Türkiye'ye geldiğin zaman kimseyi arkanda bulamıyor. Yok. Hiç kimse yok. Sayın Başkanım, sizi yanıma alayım. Sizi de alayım yanıma. Siz de yanımda durabilirsiniz. Başkanım seni de şöyle alayım. Şimdi pandemiyle beraber aslında gündeme en ön sırasında tarım da oturmuş durumdaydı. Yani pandemiyle beraber insanlar tarımda işte nasıl olacak, ekilebilecek mi, gıda sorunu yaşar mıyız diye bu gibi söylemler de pandemiyle beraber ülkenin gündemine oturmuştu. Ve bunun akabinde de bakanlığın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Hatta biz kirazla ilgili Sultan Dağ Belediye Başkanı'yla programımızı yaparken de hemen akabinde işte kiraz üreticilerine desteği, fidan desteği vereceğini Sayın Bakan açıklamıştı. Peki bakanın açıklamaları sahaya uyuyor mu? Tabana yansımadı. Bu bir gerçek. Şimdi 2020 yılı içerisinde bizim kiraz sezonumuzda gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadık. Birincisi pandemi olayı. İkincisi don. Yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayının 27'sinde -3.7'yi gördük biz burada. Hem de 2 gün arayla 2 sefer. Don olayıyla akabinde çiçekler açmıştı ve donun akabinde çiçekler dondan dolayı etkilendi ve öldü. Bizim kasabamızın yaklaşık %30'luk kısmı tamamıyla donla olumsuz bir şekilde karşı karşıya geldi. Bu sene toplayıcı açısından Güneydoğu ve Doğu bölgesinden gelen insanlar gerçekten çok fazlaydı. Kirazın az olmasına rağmen işçi sorunu yaşamadık. Ama şu bir gerçek, parasal konuda biz bölgede çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Geçen sene ortalama 12 lira 11-12 lira yapan kiraz bu sene ortalama 6-7 lira civarında gitti. Tabii arz talep meselesi pandemiden dolayı bu şekilde bir olumsuz etkiyle karşılaştık. Bölgemizde
Aslında kaliteli kirazımız vardı. Bizim bu bölgede yapmamız gereken birinci en büyük unsur coğrafi işaret. Tescil. Kesinlikle ve markalaşmamız lazım. Bana göre çözüm buradan geçiyor. İkincisi de bizim halimizde ihracatçı firmaların kasalarını alaraktan biz kiraz toplayıp bunlara getiriyoruz. Esasında borsa olması gerekiyor. Biz bunu da yerleştirmemiz lazım. Kasalarla getirip buradaki bütün kantarcıların arzına sunup ona göre fiyat alıp en fazla kim veriyorsa ona vermemiz lazım. Borsa düzenini oturtmamız lazım. Aramızda bayan üreticiler var. Siz de bahçeden geldiniz. Dertlerinizi anlatın yani. Şimdi efendim bayanlar da böyle ekran görsünüz. Üreticisiniz. Evet. Perişanlık paçadan akıyor yani. Akıyor. O kadar rezil oluyoruz ki malımız hiç para etmiyor. Etmedi mi? İşçi para ediyor. İşçiler kazanıyor yani. Çiftçimiz hiçbir şey kazanamıyor. O kadar perişanız işte görüyorsunuz. Bu sene durumlar ne? Bu sene daha kötü. Geçen sene yine biraz iyiydi. Bu sene daha kötü yani. 7 milyondan, 5 milyondan, 3,5'tan. Kurtarmadı. Hiç kurtarmadı yani, hiç. Siz de üreticisiniz. Evet. Halbuki sen ne söyleyeceksin? Evet. Siz neredensiniz, buradan mısınız? Aynı köyde. Halil sahibinin annesiyim. Annesiyim ben de. Yani. Hiç paramıza etmiyor yavrum. Aldığımız bakılı, sattığımız ucuz. Perişanız bahçelerde. Daha rezil oluyoruz ki. Ha. Çok yani. Yomiye çok pahalı. Sattığımız ödemiyor. Ha. Sabah evde kalkıyoruz. 5.30'da kalkıyoruz. Her programımda söylüyorum işte. Yani hani evet çok kolay açıklamalar yapılıyor da bu yapılan açıklamalar bir türlü sahaya yansımıyor, inmiyor. İşte üreticiler yani kendileri kendi ağızlarıyla anlatıyorlar sıkıntılarını. İşten geldim çocuğuma yemek hazırlıyorum burada. Bir de ortağın alıyoruz. Yemek kurtarmıyor yani. Ortağın. Başka birinin bahçesini ortağın alıyoruz hiç kurtarmıyor. Kendi bahçeniz yok mu? Az var ama işte yani bir an önce adam olalım diye çalışıyoruz, o da olmuyor yani. Bu sene şeyde bahçenizde tarım işçileri mi çalışıyor? Evet. Onlar mı çalışıyor? İşçilerle çalışıyoruz tabii ki de. İşçi tutuyoruz. Siz de dondan etkilendiniz yani ilk önce zarar evet, dondan. Evet tabii. Peki başkanım şöyle. Evet şimdi dondan şöyle alayım sizi yanıma. Dondan etkilenildi. Ekran görsün kenarda kalmayalım. Peki tarım sigortası olması gerekmiyor muydu? Şimdi şöyle tarım sigortası var ama donu etkilemiyor. Bildiğim kriterleri mi var? Tabii yani yağmurun etkisiyle dolu var. Bir de gece 4'te dolu oldu, benim elmam %90'ı gitti. Gece 4'te dolu oldu. Gel. Yani gece 4'te sigortan var mı senin? Var. Mutlaka her yıl yaptırıyorum. Ben borçluyum. Ben borçluyum, yaptırmak zorundayım. Nasıl söyleyeyim? Şimdi elmanın sezonu Ağustos ayında tam şeyi o zaman verecekler bize. Yani raporu. Şu anda tespit yaptırdık. Kirazda %28 verdiler çatlak. Yağmur çatlak. Bütün ilaçları atmamıza rağmen. Çatlağa karşı ilaç atmamıza rağmen %28 hasar verdik. Bu iyi değil mi? Hem iyi, ilaç çok pahalı. 1,5 tonluk ilaç 2000 lira. Yani girdi aşırı yüksek. Aşırı yüksek. Şimdi benim bahçemde ağaç sektim. Yani seyrekti. Fakat buna rağmen bütün ne istiyorsa verdim. Vermezsem yeni hiçbir şey alamam. Durum bu ya. Ona rağmen kurtarmaz. Mümkün. Kurtlanma yok. Kurtlanma yok. Ben 7. ilacı attım. 3 günlüktür. Yani devletin verdiği bize şey 3 gündür. Onun dışında 7. sefer ilacı attım. Ha buna rağmen ağaç sektim ve seyrektim malım. Yani dondan dolayı gitti yani. Hasar. Durum bu yani. Demek ki hani hep bu afetlerden dolayı bakanlığın yapmış olduğu açıklama vardı. Tarım sigortasını dikkate alın, kayla alın, uygulayın diye ama onun da yeterli olmadığını görüyoruz başkanım. Evet, kesinlikle. İkinci en büyük problemlerimizden bir tanesi girdilerin çok yüksek olması. Neler bunlar? İlaçlar var, zirai mücadele ilaçları, akabinde gübreler var. Bunların yaklaşık %70-80'i ithal. Biz kooperatif olarak dekar başına uyguladığımız bir su ücreti var, çok pahalı. Neden? Elektrik
fiyatları çok yüksek olduğundan dolayı üreticiye yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bunların hepsi üreticinin cebinden çıkıyor. Tabi bir işçilik var, insanların kendi emeği var. Bunların hepsini topladığınız zamanlarda, kirazı 7 liraya sattığınız zamanlarda kazancınız ortadan kalkmış oluyor. Bir kere bugünün şartlarına göre kirazın insanlar üzerinde olumlu bir şekilde kazan sağlayabilmesi için 12 liradan aşağı olmaması gerekiyor. Bizim beklentimiz bu sene 12 lira ile 15 lira civarındaydı. Ama bunun hiçbirisini göremedik maalesef. Alıcılar nerede kalıyor peki? Alıcıların da etkisi var mı? Şimdi şöyle, alıcı tarafına geçtiğiniz zamanlarda bir rekabet ortamları var. Serbest piyasa ekonomisiniz biliyorsunuz. Ha, gönül isterdi ki Karadeniz'de olduğu gibi fındıkta, çayda bir taban fiyat açıklamasının devlet tarafından yapılması gerekiyordu. Ama gel ve lakin yaş meyve olduğundan dolayı bu yapılamıyor. Aslında olabilir. Devlet taban fiyatını açıklar, ona göre rekabet ortamında satışlar yapılabilir. Çok şeyler düşünülüyor ama bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Mesela Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklamalardan bir tanesi işte kiraz fidanı desteğiydi. Hı hı. Bu peki yansır mı üreticiye veya etkisi olur mu? Şimdi Fatma Hanım, yani fidan işin ilk başlangıcı. İnsanlar para kazandığı takdirde o fidanı kendisi yetiştirir, alır, alan genişletir, bahçe yapar. İyi de insanlar kazanmadıktan sonra, bakın şunu söyleyeyim. Bizim kooperatifte, Yeşil Çiftlik Sulama Kooperatifinde yaklaşık 1200 tane parsel var. Her yıl 25-30 tane, 40 tane insanlar bahçesini terk ediyor. Suyunu kapattırıyor. Neden? Kazancı yok. Kazancı olmadığından dolayı tamam artık pes diyor. Ben bu işi yapamayacağım artık diyor. Çünkü bir yıl önceki geliri bir yıl sonraki üretimine kadar yetmiyor o para. Cebinden katması gerekiyor. Ondan sonra bakıyor ki bu iş olmuyor. Artı bedenen de çalıştığından dolayı yoruluyor ve bu işi bırakıyor yani. Hal yasası. Yani şu anda haldeyiz. Hal yasası bu hale uyuyor mu? Yok, hayır, bizimki uymaz. Yani sebzeler için uyabilir de bizim burada hal yasası ihracatçı tamamıyla burada ihracatçı firmalar giriyor. Yani Çay ilçesiyle Akşehir ilçesinin arasındaki bütün bölgede kiraz yetiştiricilerin yetiştirdikleri kirazın yaklaşık %95'i ihraç oluyor. Yani tamamıyla bizim ürünümüz ihraç bir ürün. Daha çok para yapması gerekiyor. Daha çok kazan sağlaması gerekiyor ama bir türlü başaramıyoruz. Yani. Evet, ben şimdi haldeyiz biz. Bir yandan da kirazlar geliyor. Vişneler geldi. Onları gördük. Daha başkanımızla sohbetimiz devam edecek. Üreticilerimiz vardı. Onlara mikrofon uzatmak istedik. Bu sene sezon nasıl diye. Ama şeyi de sormak istiyorum başkanım. Hazır haldeyken soralım. DİTAB biliyorsunuz Tarım Bakanlığı'nın artık çünkü dijital platforma da evrileceğiz bu pandemiden sonra. Bunu çok konuşuyoruz. Tarım da bu yöne gidecek. Tarım Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu dijital tarım platformu. Buraya mesela aradaki komisyoncu kaldırıp üreticiyle alıcının bir araya geldiği, internetten buluştuğu ürünü bakıp beğenip aldığı bir platform. Bunu nasıl görüyorsunuz veya takip ettiğiniz bir bilginiz var mı? Şu şartlar altında gerçekleştirilebileceğini zannetmiyorum. Çünkü altyapıdan daha çok ziyade bizim getirdiğimiz ürünü firmaların yetkilileri, eksperleri burada kasalara aktarmak, biraz önce gördünüz yani kasalara aktarmak şartıyla getirdiğimiz ürünü test ediyorlar. Artı getirdiğimiz ürünü toplamadan önce numune alıp kalıntılara bakıyorlar, ilaç kalıntılara. Yani bunu uzaktan internet yoluyla veya sizin bahsettiğiniz olayla satışlarının imkanı olabileceğini zannetmiyorum. Birebir burada ürün görünmesi gerekiyor. Aktarılması gerekiyor. Satış şekli bu şekilde. Biraz önceki çekim yaptığınız gibi biz bahçeden topluyoruz, getiriyoruz. Eksperler gözetiminde burada kiraz aktarılıyor. İçindeki kalibresine bakıyor. Kirazın kalitesine bakılıyor. Ergin veya ergin olmadığı test ediliyor. Daha sonra fiyat biçilerek o şekilde satış. Eksperler bilgili mi? Şimdi önceleri biraz
deneyimli olmayanlar vardı. Biraz da firma firma değişiyor. Fatma Hanım şu bir gerçek. Eğer az talep yurt dışından arz talep varsa eksperin bana göre hiçbir zaman görevi yok yani. Çünkü getirdiğin kiraz zaten gittiği yerde seçiliyor, paketleniyor, İsrail cihazlarından geçiyor. Yani orada zaten ayıklanıyor. Orada bizim gönderdiğimiz kiraz kodlanarak kimin topladığı belli zaten. Ha, ekspert burada sadece fiyat belirlemesi konusunda görevlendirilmiş. İşlerinde deneyimli olanlar da var. Bana göre deneyimsiz olanlar da var. Ben çok iyi görüyorum. Vatandaşın duruşuna göre fiyat biçildiğini gördüm yani. Gerçekten öyle yani. Veya yakınlık derecesine fiyat verildiğini biliyorum. Bunun önüne nasıl geçirecek? Veya buna ya, nasıl çözüm bulunacak? Ya bunu nasıl çözüm bulunabilir? Buna çözüm bilgilendirilerek, bilinçli bir şekilde ikaz edilerek firmaların onları deneyimli hale getirebilmesi için kurslar, seminer vererek o şekilde düzeltilebilir yani. Onların da eğitilmesi lazım. Kesinlikle. Ya bizlerin bile eğitilmemiz gerekiyor yani. Eğitim şart. Ya efendim şöyle alayım biraz daha yanıma size. İşte mikrofonumu uzattığım zaman sahaya indiğimde tarıma dokununca binamız işittiğimiz alanların içerisindeyiz. Açıklamalar çok güzel, tekrar söylemek istiyorum ama sahaya yansıyan açıklananlar gibi değil. Açıklananlar güllük gülistanlık ama sahada durum öyle değil. İşte bir sektörün daha sıkıntılı tarafı. Pandemiyle beraber, hava şartlarıyla beraber bir kayıp da işte kirazda, yeşil çiftlikte yaşandı. Sektör, evet bu sene burada sıkıntılı, üretici sıkıntılı. İstediği gibi rakamlarda ürününü veremedi, gelirini kazanamadı. Gelir gider dengesi birbirini tamamlayamadı ve böylelikle de ya şey soracağım, küsenler oluyor mu? Efendim? Küsenler oluyor mu? Ya mutlaka insanlar kırılıyor yani. Efendim? Beklediği şeyi bulamayınca insan hüzün yani gerçekten. Ben küskünüm. Yani şimdi Yeşil Çiftlik Sulama Kooperatif Başkanı. Ben neden küskünüm? Şimdi bakın, Afyon ilinin çok güzel potansiyelleri var. Başta mermer olmak üzere zaten birinci derecede mermerin ihracatı, döviz girdisi. Mermerden sonra bildiğim kadarıyla biz kiraz olarak ikinci sıradayız. Evet. Ama Afyon'a gittiğiniz zamanlarda bu valiliklerimiz kanalıyla, oradaki yöneticiler kanalıyla bana göre reklamı yapılamıyor. Burada çok güzel toplantılar yapılması lazım. Bu kiraz reklamını çok iyi yapmak lazım. Daha önce konuştuk bildiğim kadarıyla. Dünyanın en güzel muzu Anamur'da yetişiyor. Ama gel ve lakin marketlere gittiğiniz zamanlarda değişik markalarda ithal ürünler görüyoruz. Neden Sultan'da kirazı dünyada ünlenmiyor? Bu çok önemli. Markalaşmak. Ben adım gibi eminim biz bölgede mükemmel kaliteli kiraz üretiyoruz. Biz üretiyoruz. Gerçekten üretiyoruz. Kendimize de güveniyoruz yani. Ama biz... Doğa, iklimi de... Biz markalaşamıyoruz. Bizim markalaşmamız lazım. Bir isim adı altında Sultandağ kirazının markalaşması ve akabinde de dünyaya pazarlanması gerekiyor. Peki markalaştığınız zaman değerini alır mıydı? Alır mı? Kesinlikle. Kesinlikle. Biliyorsunuz yani inovasyon artı marka. Bu çok önemli. Ya, öyle güzel üretici gençlerimiz var ki ama bakıyorsun bir hevesle başlıyor. Aradan 3 yıl 5 yıl sonra tamamıyla para kazanamayınca, geleceğini karanlık görünce bu işleri bırakıyor, gidiyor il dışında Afyon'da askeri ücretle çalışmak mecburiyetinde kalıyor. Burada kiraz para yapsa, bu insanlar burada kalsa, yatırımları olsa, Sultandağ ilçesi diğer ilçeler gibi ekonomik yönden belirli bir seviyeye gelse kötü mü olur yani? Benim iki bölüm seram var, boş yatıyorum şu anda. Evet, yapıyorum. Önümü göremiyorum. Ne yapayım? 20 bin lira yatırım yapmam ya lazım. Ya böyle söyleyince bir üzülüyorum yani. Söylemeyin. 20 bin lira yatırım vallahi yapmam lazım. Gerçek yani. Nasıl umut bekleyeceğiz? Yani bir de düşünün, bir pandemi ileride mesela önümüzdeki yıllarda belki gıda sorunu da yaşayacağız. Bunlar çok sık söyleniyor. Aynen. Yani şimdi siz de mutlaka takip ediyorsunuzdur. Önümüzdeki yıllarda eğer bir gıda sektöründe sıkıntı olacaksa bizim şimdiden bütün önlemlerimizi, temel çalışmalarımızı yapıyor olmamız lazım değil mi? Kesinlikle. Yeni yeni yatırımları geçmek lazım yani. Yeni yeni türleri denememiz lazım. Arz talep
doğrultusunda yeni ürünleri bizim bu bölgede yetişmemiz lazım. Mesela biz 0900 kiraz olarak biliyorduk. Biraz önceki gelen kiraz Real King Regina. Bu türlerin raf ömürleri biraz daha uzun. Yurt dışında daha çok tercih edilen ürünler. Mesela biz bu dönem kirazın pek fazla para yapmadığını söylüyoruz. Duyumlarımıza göre uzak doğuya kirazın az gittiği veya hiç gidemediği, ihraç olunamadığı. Pandemi sadece değil, Akdeniz sineği olayı gündemdeydi. Biz onu açtık, aşmasını açtık ama gel ve lakin markalaşamıyoruz yani. Dünyanın dengesini bozduk. Bir sürü haşerelerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz ve bu da maliyetleri arttırıyor. Bir de şeyde bilgisiz miyiz? Onu da söyleyelim Sayın Başkanım. İlaç kalıntı. Hayır. Yani sonuçta hayır. Kalıntılarımız yok. Hayır. Ona dikkat etmiyor muyuz? Hayır, yani bizde belki gübrede biraz tahriklere kapılabiliyoruz ama ilaç konusunda gerçekten hassasız. Çünkü bizim kirazımız ihraç olmadan yaklaşık 2 gün önce, toplanmadan 2 gün önce firmalar bahçelerden numune alıyorlar. Laboratuvarlarda bunu test ediyorlar. Kalıntı çıkıyorsa kesinlikle toplanmasına izin verilmiyor. Ama kalıntı yoksa toplamaya, hasata o şekilde başlanıyor. O konuda gerçekten çok bilinçliyiz yani. Efendim ayrılmayın ekranlarımızdan, programımız devam ediyor. Sulamayla da ilgili sorularımızı yönelteceğiz, konuşmuştuk. Aylar öncesinde, Ocak mıydı acaba? Ocak veya evet, Şubat ayı olmuyor olması lazım. Pandemiden öncesiydi. Aslında bir ayda sorayım ne yaptınız yani, bir ayda böyle dünya değişmiş oldu. Sizi bıraktığımda sulamayı konuşuyorduk, kirazın fiyatlarını konuşuyorduk. Bugün evet. Gördüğümde kirazın sıkıntılarını evet. Ve gene sulamada oluşan sıkıntıları konuşuyor olacağız. Ayrılmayın ekranlarınızdayız efendim. Yeşil Çiftlik beldesinde var olan ve faaliyetini devam ettiren Yeşil Çiftlik Sulama Kooperatifine geldik biz. Geçmiş günlerde hatırlayacağınız gibi programımızda kooperatifi ve faaliyetlerini dile getirmiştik. Aslında kooperatifler olarak ilk yaptığı bir özelliği vardı. Güneş santrali kurmuşlardı kooperatif olarak ve sulamaya katkı sağlama adına. Şimdi haldeydik. Haldeki röportajlarımızı ekranlarınıza getirdik ama şu an kooperatifin sahasının bulunduğu yerdeyiz. Arkamızda büyük bir hareketlilik var. Tam sezon zamanı, işte bir yandan kirazlar geliyor, şoklama oluyor, ilk şoklama oluyor burada. Bir taraftan da kantarları var, tartıları oluyor ama bununla beraber bakalım sezona nasıl başladılar. Az önce anlatmıştık ama kooperatif olarak sezonu nasıl açtılar onu konuşacağız. Sayın Başkanım, nasıl başladık sezona? Öncelikle bize söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Biraz önceki çekimlerde üretici kısmındaydık. Şimdi de kooperatif adına yaptığımız faaliyetleri izah edeyim. Sezona aslında çok iyi umutlarla başlamıştık ama o beklenen umutları vermedi kiraz bu sene. Çünkü orada da belirttik, pandemiden dolayı artı
kirazdaki bir takım sorunlardan dolayı istediğimiz fiyatlara ulaşamadık. Şimdi kooperatif olarak daha önceki programlarda yapmıştık. Bizim burada 2000 tonluk bir soğuk hava depomuz var. Kiraz sezonu içerisinde ve diğer vişne çilek sezonlarında biz burayı ihracatçı firmalara kiraya veriyoruz. Halde meyve halinde üreticiler tarafından getirilen ürünler orada değerlendirildikten sonra kasalarla nakil araçlarla buraya geliyor. Burada gördüğünüz gibi Haydar ismi verilen ön soğutma cihazlarımız var. Bu ön soğutma cihazlarımız artı 18-20 derecede veya 25 derecedeki meyveyi çekirdekten dış deri kalınlığın olan kısmına yaklaşık 5 ila 7 dakika süre içerisinde artı 2 derecede şoklama yapıyor, soğutma yapıyor. Bu soğutma meyvenin ömrünün uzun süre kendini dayanabilmesi açısından yapılmakta. Yani tüketiciye ulaşıncaya kadar yaklaşık bir aylık süre, 20-25 günlük veya bir aylık süre içerisinde ön soğutma yapmak gerekiyor ve onu da burada gerçekleştiriyoruz. Burada kasalar halinde gelen ürün şokladıktan sonra tekrar bu soğuk zinciri aksatmadan paketleme fabrikalarına gidiyor. Orada gerekli cihazlardan geçerekten kalibresine göre sınıflandırılıp içerisinde herhangi bir şekilde sorunu olan, çatlağı olan veya hasarlı olan ürünler ayrıştırılarak paketlenerek yurt dışına ihracatı yapılıyor. Bizim burada gördüğünüz gibi mekanizma o kadar çok hızlı işliyor ki yaklaşık kiraz sezonunun başladığında bitişine kadar bölgenin hemen hemen %60-70'lik ürünü burada değerlendiriliyor. Kooperatif olarak biz buna aracılık yapıyoruz ve ihracatçı firmalar bundan da çok memnun kalıyorlar. En azından kooperatife bir girdisi oluyor ekonomik yönden. Artı iyi bir diyalog içerisinde ihracatı ve nakliyesini yapmış oluyoruz. Bölgede kooperatif olarak sadece siz mi varsınız soğuk hava deposu? Tabii kooperatif olarak sadece biz varız. İleriye dönük çalışmalarımızın içerisinde daha önceden de bahsettik. Biz burada donmuş ürün de yapmak istiyoruz. IKF cihazı biraz da kapasite artırımı yaparak. Aslında başarılabilirse bu meyvedeki ürünün alınmasıyla değerlendirilmesini belirli bir ekonomik güce eriştikten sonra biz üstlenmemiz gerekiyor. Tabii bu ilerideki bir süreçte ama bu kooperatif, Yeşil Çiftlik Sulama Kooperatifi meyvenin değerlendirilmesi açısından bunu başarabilecek kapasitede ama henüz hazır değiliz. Çünkü o öyle bir mekanizma ki orada personelinden tutun deneyimli uzman elemanlarına varıncaya kadar o mekanizmayı teşkil etmeniz gerekiyor. Ona daha erken. Ama bu görevi ileride üstleneceğiz. Bu görevi olması yapacağız. Da gerekiyor. Kesinlikle. Hani biz hep şunu söylüyoruz. Kooperatiflerde aslında işleme mekanizmasının da oluyor olması lazım diye. Olabilir mi? Yapabilir misiniz? Niye olmasın ki? Aslında bu kooperatifin sadece burada değerlendirmesi değil, üreticiden tüketiciye varıncaya kadar kooperatif devrede olması lazım. Yani Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi kooperatif kurmak hem zeka hem güç birliği oluşturarak üreticiden tüketiciye kadar bu güç birliğini her zaman sergilememiz gerekiyor. Bu bizim için olmazsa olmazların başında geliyor. Siz bir sulama kooperatifisiniz. Tarımsal faaliyette giriyor mu içerisine? Tabii. Tabii. Zaten başlı başına sulamada görevliyiz. Ama işte tüzüğümüz gereği tarımsal faaliyetlerin hemen hemen hepsiyle iştigal olabilecek şekilde yapımız var. Tüzüğünüz bu şekilde. Tabii tabii tüzüğümüz müsait yani buna. Hı-hı. Şimdi sulamada işler nasıl gidiyor? Sulamada işlerimiz su konusunda gerçekten çok sıkıntılıyız. Yeraltı sularımız uzun süre içerisinde çekilmekte. Örneğin bir tane bir kuyumuz vardı. Yenilemesini yaptık. Ciddi olarak bir rakam vermem lazım. 1976 yılında
Bu yenileme yaptığımız kuyuda 1976 yılında 40.05 litre bölü saniye debisi vardı. Biz damla sulama sistemine geçtiğimizde bu kuyu yenileniyor, 26 litreye düşüyor. Yaklaşık 20 gün önce üçüncü kez yenileme yaptık, şu anda 19 litre. 1976'dan 40 litreden 19 litreye düşmüşüz. Çok bizim için korkunç bir rakam. Şimdi burada biz üreticinin de taleplerini karşılayamadığımızdan dolayı çok zor durumda kalıyoruz. Artı olumsuz bir şekilde eleştiriliyoruz. Vatandaşa döndüğümüz zamanlarda haklı tarafları çok fazla. Ama şu bir gerçek, bu su problemi ileride bizim daha da zor günler yaşatacak. Ben şundan eminim, bırak arazilerin sulanması, böyle giderse içilebilecek kalitede su bulamayacağız. Çözüm ne olması lazım? Ne yapabiliriz? Çözüm çok iyi değerlendirilebilecek Türkiye'de su politikası olması lazım. Mesela barajlar kuruluyor. Bunlar yeterli olmuyor mu? Yani planlı su dağıtımı, planlı su rezervlerinin değerlendirilmesi gerekiyor yani. Bizim başımızın belası, bölgemizde müthiş derecede kaçak kuyularımız var. Bu kaçak kuyuların önüne geçmemiz lazım. Suyun kullanımında iyi bir planlama ve program yapmak lazım. Tabii bu da sulama dediğimiz yöntem hala devam ediyor mu? Bazı bölgelerde devam ediyor. Biz yaklaşık 10-12 yıldır teknolojik olarak otomasyonlu damla sulama sistemiyle arazilerimizin su ihtiyacını karşılıyoruz. 1700 hektarlık bir sulama alanımız var. Daha önceden de bahsettik. Birinci derecede de işte kiraz, vişne, çilek, elma gibi ürünleri yetiştiriyoruz. Peki diyelim ki böyle gittim. Su kaynaklarımızda sıkıntı oluştu ve biz ürünleri veya işte ürettiklerimizi sulamada sorun yaşadık. Ne olur peki? Yani en şimdi, kötü senaryoyu çizmek istemiyoruz ama en kötü ihtimali de düşünelim. Ne olur o zaman? Şimdi şöyle, yani su bittikten sonra hayat biter. Aslında uzmanları dinlediğimiz zamanlarda suyun döngüsünde bir problem yok. Ama burada dengesiz bir yağış, dengesiz bir su kullanım durumu var. Bu dengesizliği ortadan kaldırmamız lazım. Eşit bir şekilde dağılımla, eşit yani rezervuardaki suyumuzu planlı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Anca bu işin içerisinden anca çıkabiliriz biz. Ya değilse çok zor günler bizi bekliyor. Aslında evet, suda ve gıdada en zor günleri muhtemelen karşılayacağız sevgili seyirciler. Bunu buradan söyleyelim. Aslında geleceğe bizim çok çok ciddi yatırımlarımızı veya ciddi tedbirlerimizi alarak önümüze bakıyor olmamız lazım. Ama şunu da sorayım. Evet, sulamadan bahsediyoruz. İşte gelecekte bunun sıkıntılarını yaşayacağız. Bunu da konuşuyoruz ama çözümlerini de beraber iletmeye çalışıyoruz ama yetkililer nerede kalıyor burada? Şimdi bana göre yetkililerin kooperatifler üzerinde etkisi çok az. Şimdi bana göre Türkiye'deki sulama birlikleri ve kooperatifleri iyi denetlememiz gerekiyor. Yani devletin bu kurumları bizim üzerimizde etkisi olması gerekiyor. Belirli bir disiplin içerisinde. Evet, seçimle geliyoruz ama seçim her şey değil yani. Şimdi bazı sulama birlik ve kooperatif başkanlarımız planlı su dağıtımla ilgili belirli programları yapmıyorlar. Yani ben eleştiri almayayım, yeter ki sulama olsun. Bu işletmecilik değil yani. Orada disiplinli bir şekilde program yapıp o programa uyarak su tasarrufu sağlayarak sezonu atlatmamız gerekiyor. Bunun çözümü orada yani. Bazı sulama kooperatiflerine baktığımız zaman enerji maliyetlerinden dolayı ciddi borç içerisindelerdi yani. Tabii, tabii. Yani kooperatiflerin hele bilhassa yaz sulamalarıyla ilgili suyun tedariki yer altından alınan yaz sulamalarıyla ilgili olan kooperatiflerin hepsi enerji konusunda gerçekten çok muzdaripiz. Şimdi bunların hepsi üreticinin cebinden çıkıyor. Devletin burada bizi sübvanse ederek, destekleyerek en azından bu yükü minimize etmemiz gerekiyor. Bunun çıkışı orada. Destekte. Şimdi geçen sene dekara biz 180 lira dekar işletme bakım ücretinde, sulama ücreti adı altında
su tahakkuku yapıyorduk ve arkasından tahsilatını yapıyorduk. Bu sene 2020 yılı içerisinde dekare 240 lira yapmak zorunda kaldık. Neden? Çünkü geçen sene Ağustos'tan bu sene sulama sezonunun başına kadar yaklaşık %40-45 civarında elektriğe zam geldi. Biz bunu yansıtmak zorundayız. Ya değilse bu kooperatif ayakta kalamaz yani. Enerji borcunu ödeyemedikten sonra ilgili dağıtım şirketi bize sadece 3 günlük bir opsiyon tanıyor. Ya değilse enerjimizi keser yani. Bu sefer ödeyen insanlar mağdur olmaması için mecburen bu fiyat uygulamak zorunda kalıyoruz. Bu hepimizin cebinden çıkıyor. Ve hepimiz gerçekten bu konuda çok şikayetçiyiz. Tarımsal aboneli, elektrik aboneli olan yerlerin biraz daha düşürülüp, fiyatları düşürülüp en azından destek çıkılmasında fayda var. Nihayetinde üreticiye yansıyacak. Kesinlikle. Sonuçta siz enerji maliyetlerini asgari indirebilmek için biraz daha üreticiyi rahatlatabilme adına kooperatif olarak güneş enerji santralini kurdunuz. Artısı üreticiye yansıyor mu? Şimdi daha önceki programda da söylemiştik. Biz Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu'ndan %55 hibe aldık. Geride kalanı da Avrupa Birliği yenilebilir enerji kredisi çektik. Tabii bu santral kendi kendini borcunu bitirdikten sonra tamamıyla ürettiğimiz, daha doğrusu ürettiğimiz enerji sataraktan ve yıl bazında bizim sulama sezonunda tükettiğimiz enerjini karşılamak şartıyla biz bunu tamamıyla düşük bir enerji maliyetiyle yok denecek kadar bir enerji maliyetiyle çiftçimizden en azından cebinden çıkmayacak şekilde destekleme yapacağız. Ama bunun için yaklaşık bugünün tarihiyle 3-3,5 yılı var. Kendi borcunu bitirdikten sonra bizim burada Yeşil Çiftlik'te güneş enerjisini ürettiği enerjiyle suyumuz inşallah bedava olacak. Yani ilk önce kendisini süspanse ediyor olması tabii lazım. Ondan sonra üreticiye tabii yansıması tabii lazım. Tabii. Yani mekanizma o şekilde işleyecek. Tabii bu da üreticinin o ücret cebinde kaldığı için de en azından girdileri su ücreti konusunda bertaraf etmiş olacağız. Tabii bu da sonuçta bir avantaj. Evet. 3 sene aslında çok uzun bir zaman değil ama baktığımızda üretici uzun görüyor mu zamanı? Şimdi şöyle, zaten yapılmadığı takdirde bu sonuna kadar böyle gidecekti. Santralimizin yaklaşık ekonomik ömrü 25 yıl. Bu 25 yılın içerisinde 5 yıllık süreç çok uzun bir süre değil yani. Tabii teknoloji ilerliyor. İleride daha kapasite artırımı yaparaktan karlı bir şekilde satış da yapılabilir. Ama ilerideki dönem bunun borcu bitmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bizi izleyenlerine söylemek istersiniz? Üretmek çok önemli. Üretim, üretim, üretim. Çünkü Türkiye'nin kalkınması tamamıyla bana göre üretim olması gerekiyor. Üretelim ki dünya piyasasına girip ihraç edelim ve ülkemize döviz kazandıralım. Bunun da başlıca unsuru üretmek. Bunu da pandemi döneminde çok iyi anladık aslında. Çok, kesinlikle. Kesinlikle. Demek ki zor günlerde bu tür üretimleri göz önünde bulundurarak planlamamızı ona göre yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi bir onu da hemen sorayım. Sonuçta bir pandemi sürecine de girdik. Hiç kimse hazırlıklı değildi. Hiç kimsenin beklediği bir şey değildi. Ama sonuçta üretim, az önce bahsettiğimiz gibi üretim adına sahada da olmak zorundaydı. Nasıl geçirdiniz? Nasıl işlediniz bu süreci? Hala devam ediyor çünkü pandemi. Şimdi pandemi süreci içerisinde bizi en çok tedirgin eden hasat dönemindeki Doğu ve Güneydoğu'nda gelen çalışan kişilerdi. Allah'a şükür bizim bu bölgede hiçbir vakaya rast gelmedik. Şu anda da sezon devam ediyor. Böyle bir vakayla hiç karşılaşmadık. Gerekli titiz davranışlarla inşallah sezonu atlatacağız. Herhangi bir problem olmadan. Şu anda bir problem yok. Yok, şu ana kadar herhangi bir vakamız yok. Bu bizim için çok büyük başarı yani. Ya, bence de yani sizin evet, adınıza evet, evet. Yani vaka görülmeyen nadir birkaç bölgelerden bir tanesi de Sultan Dağı Yeşil Çiftlik Bölgesi. Yani Sultan Dağı da aynı şekilde
Yeşil Çiftlik'te, Sultan Dağı'nda da yok herhalde. Yok, hayır. Orada bölgede da yok. Bölgede. Bu bölgede yok. Yani aslında bu bir avantaj. Artı kendi atlarına bir selam yollayalım. Her şey için teşekkür ederim. Bu üreticiye kulak seslerine kulak vermemiz lazım. Üretmek lazım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi efendim, kirazları dalında görelim diye çok istedik ama kirazları dalındaki zamanını yakalayamadık. Ne çiçek zamanını yakalayabildik çünkü pandemi vardı, çıkamadık. Dalındaki zamanını da yakalayamadık. Süre kısa sürdü. Aslında hani yağmurlarla, donlarla hemen arkasından işte kirazları toplamayla bizim zamanlarımız bir türlü denk gelmedi. Ama en azından artık kirazların kasalara girdiği zamanı yakalayabildik, kirazı görebildik. Kirazın tescillenmesini konuştuk. Çünkü bu bölgenin kirazı gerçekten farklı bir özelliğe, farklı bir aromaya, farklı bir işte kritere de sahip, ikliminden dolayı, toprağından, havasından dolayı da böyle bir özelliği var. O yüzden tescilin üzerinde duruyor olmamız lazım. Coğrafi işaretleme, markalaşmak. Bunun çözümü bu. Evet. Başka hiçbir şey değil yani. İhracata çıkan bir ürün varsa mutlaka tescilleniyor olması lazım. Çünkü o ürüne bir avantaj katma değer aslında. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Aynen. Evet efendim, bugünü programımıza Yeşil Çiftlik'ten veda ediyoruz. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz ve ayrılmayın, ekranlarınızdayız. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.